Bizden aşağıdaki x değerlerinin f'in tanım kümesinde olup olmadığını bulmamızı istiyorlar. f(x) ise bu şekilde tanımlanmış. Şimdi her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Kısa bir tekrar da olması amacıyla bir x değeri eğer fonksiyonun tanım kümesindeyse bu x değerini fonksiyona verdiğimizde geçerli bir çıktı yani fx elde etmemiz gerekir. Ancak f söz konusu olan x değerinde tanımlı değilse yani fonksiyonu tanımsız bir duruma getiriyorsa bu x değerinin tanım kümesinde olmaması gerekir. Bunu söyledikten sonra gelin bize verdikleri x değerlerini incelemeye başlayalım x eşittir eksi 5, tanım kümesinde midir yoksa değil midir? x yerine eksi 5'i yazalım ve neler olacağını görelim pay eksi 5 artı 5 ve payda ise eksi 5 eksi 3 olur öyle değil mi? Böylelikle pay 0, payda eksi 8 olarak elde edilir. Pay kısmında 0'ı gördüğünüzde bir miktar paniklemiş olabilirsiniz ama söz konusu olan 0 pay olduğu için bunun sonucu 0'dır ve 0 sonucu evet geçerli bir sonuçtur. Bu yüzden de x eşittir eksi 5 f'in tanım kümesindedir. Peki ya x eşittir 0, tanım kümesinde mi yoksa değil mi? Hemen videoyu durdurun ve cevabı bulmaya çalışın. F 0. Evet, pay 0 artı 5, paydada ise 0 eksi 3 olur. Bu eksi 5 bölü 3'e eşittir ve evet bu da geçerli bir sonuçtur. O halde 0 da tanım kümesinde yer alan bir değerdir. Hemen tamamdır diyorum. Son olarak bir de x eşittir 3 var. Hemen videoyu durdurun ve bunu da siz deneyin. Peki, buraya yazacağım. F3 dediğimizde bizi neyin beklediğini bir çırpıda görmüş olabilirsiniz ama ben yine de tüm ifadeyi yazmak istiyorum. Evet, pi 3 artı 5. Payda ise 3 eksi 3. Bu da 8 bölü 0'a eşittir. Peki 8 bölü 0 nedir? Bunun sonucunu bilmiyoruz öyle değil mi? Bu matematiğin etkileyici yönlerinden biri hala. Bir sayı 0'a böldüğümüzde neler olduğunu henüz tanımlamadık. Bu yüzden de 3 tanım kümesinde değildir. Fonksiyon x eşittir 3 de tanımlı değildir diyebiliriz. Haydi bir tane daha yapalım bize yine aşağıdaki x değerlerinin g'nin tanım kümesinde olup olmadığını bulunuz demişler videoyu durdurun ve az önce f için yaptıklarımızı bu defada siz g için yapmaya çalışın x eksi 3'e eşit olduğunda, g'den geçerli bir sonuç alabiliyor muyuz bir bakalım. g eksi 3, karekök içinde 3 çarpı eksi 3'e, bu da karekök içinde eksi 9'a eşittir. Ve biz karekök içinde negatif bir değer olduğunda, bu karekökü nasıl alacağımızı bilmiyoruz. Bu yüzden eksi 3 tanım kümesinde değildir. Devam. 0 g0 kare kök içinde 3 çarpı 0'dan kare kök içinde 0'a ve bu da evet 0'a eşittir. Geçerli bir sonuç elde ettiğimize göre 0 tanım kümesindedir. Ve sırada g2 var. Bununla geçerli bir sonuç elde edebiliyor muyuz? Bir bakalım. g2 Karekök içinde 3 çarpı 2'ye yani karekök içinde 6'ya eşittir ve bu da son derece geçerli bir sonuçtur. Yani 2 tanım kümesindedir. Hadi bir tane daha. Şimdi de h x'i görüyorsunuz. Bu değerlerin h'ın tanım kümesinde olup olmadıklarını bulmamız gerekiyor. Videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Önce h eksi 1 x gördüğümüz yere eksi 1 koyarsak, eksi 1, eksi 5'in karesi. Bu, eksi 6'nın karesine ve 36'ya eşittir. Bu geçerli bir sonuç olduğu için, eksi 1 tanım kümesindedir. Peki, ya 5, h 5, 5 eksi 5'in karesi. 5 eksi 5'in 0'a eşit olduğunu fark ettiğinizde yine bir miktar paniklemiş olabilirsiniz ama 0'ın karesinin 0'a eşit olduğunu biliyoruz. Yani bu 0'a bölmek ile aynı durum değil. Dikkat. Geçerli bir sonuç elde ettiğimize göre, evet, 5 de tanım kümesindedir. Ve son olarak bir de onu değerlendirelim. h 10. 10 eksi 5'in karesi, yani 5'in karesi, bu da 25'e eşit. Bu da geçerli bir sonuç, yani 10 da tanım kümesinde.